Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda üniversitelere e-kayıt nasıl yapılır? Onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Bu videoyu izlediğinize göre üniversiteye yerleştiniz. Kayıt işlemlerine bakıyorsunuz. İnşallah yeni okullarınızda da başarılı bir şekilde eğitiminizi tamamlarsınız diye temennide bulunarak videomuza başlayalım. Öncelikle kayıt olmak istiyorsanız bir e-devlet şifrenizin olması lazım. E-devlet şifrelerini PTT'den alabilirsiniz. Hocam ben daha önce aldım ama unuttum diyen arkadaşlar için şurada şifremi unuttum seçeneği var. Oraya girip gerekli bilgileri yani kimlik bilgilerinden bazılarını, nüfus cüzdanındaki bilgilerden bazılarını istiyor. Onları yazıp şifrenizi hatırlayabilirsiniz. Tabii oradaki telefonunuzun güncel, kendinize ait olan telefon olması lazım. İlk PTT'den alırken girdiğiniz telefon numarasına şifre tekrar gönderiliyor. Onu da belirtelim. Eğer e-devlet şifreniz varsa arama motorlarından herhangi birine Türkiye Gov.tr ya da e-devlet yazarsanız bu sayfaya ulaşırsınız. Bu sayfaya geldiğinizde üst kısma Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı aşağısı aldığınız e-devlet şifresini giriyorsunuz. İlk girişte belki iletişim bilgilerinizi güncellemeniz istenilebilir. O sayfaya gönderirse oradan iletişim bilgilerini güncellersiniz. Tabi buraya bunları yazdıktan sonra sisteme giriş yapıyorsunuz. Size yönlendiriyor. Eğer daha önce zaten girmişseniz ve iletişim bilgileriniz güncelse sizi bu sayfaya yönlendirecektir. Burada en üstte bakın diyor ki size nasıl yardım edebilirim. Oraya üniversite e-kayıt yazdığınızda şu şekilde yazdığınızda bakın yine burada yani arama çubuğudur burası. Üniversite e-kayıt Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ifadesi çıkıyor. Onu seçmeniz lazım. Onu seçtiğinizde de size yönlendireceği sayfa şu sayfadır. Evet, bu sayfada sizin bilgileriniz var arkadaşlar. 2020 YKS yerleştirme sonuçları var. Yani yerleştiğiniz üniversitenin adı, fakültenin adı, programın adı. Daha alt kısımlardaysa tabii buraları kontrol ediyorsunuz. Doğru mu, yanlışlık var mı ya da altta cep telefonu ve e-posta adresiniz var. Yine bunların size ait olduğunu görmeniz lazım. Eğer cep telefonu ya da e-posta adresiniz yanlışsa şuradan iletişim seçeneklerine ne yapabilirsiniz? Onları güncelleyebilirsiniz. Zaten şurada lütfen okuyunuz kısmı var. Yani yukarıdaki bilgilerin bana ait olduğunu size zaten onaylatması lazım. Bunları metni okuyorsunuz. Okuduktan sonra eğer tüm bilgiler doğruysa şuraya okudum kısmının altına evet ifadesini yazıyorsunuz. Daha sonra sayfanın biraz aşağısına indiğimizde evet burayı doldurduk. Üniversitenin duyurusu diyor. Bakın başvurunuzu tamamlamak için başvuru düğmesini kullanmanız diyor. Burada üniversitenizin adresi var. Yani üniversitenin adresine gidip orada duyurular kısmına bakabilirsiniz. Belki üniversite kayıt için sizden istenilen belgeler vardı. Burada bazı üniversiteler sadece adresi yazarken mesela bu arkadaşımızın kazandığı üniversitede bu şekilde üniversitenin sadece adresi varken mesela Selçuk Üniversitesi ne yapmış? Burada kayıt dönemiyle ilgili duyurunun linkini de koymuş. O linki tıkladığınızda duyuruyla ilgili sayfaya ulaşacaksınız. Orada sizden istenen işte fotoğraf ya da sağlık raporu gibi neler isteniyor onları da incelemeniz lazım. O duyuruyu mutlaka okuyun. O duyuruyu okuduktan sonra şu alttaki kısma bakın duyuru kısmından okuduktan sonra şu alttaki ikinci kısma yine onaylıyorum kısmına evet yazıyorsunuz. Burayı da doldurduktan sonra şu en alttaki başvuru seçeneğini tıklayarak kaydınızı tamamlıyorsunuz. Burayı da tıkladığınızda sizi yönlendireceği diğer bir sayfa görmeniz gereken sayfa şu şekilde. Bakın kayıt işleminiz başarıyla tamamlanmıştır diyor. Yine bu sayfanın alt kısmı için şunu söyleyebilirim. Bakın kayıt işleminiz başarıyla tamamlanmıştır kısmının altında şöyle size bir dosya oluşturacak. Bu sizin kayıt dosyanızdır. Bu sayfayı zaten doğrudan yazdırmayınız diyor. Dosyayı önce indiriniz. Daha sonra ilgili kuruma hani yazdırmak istiyorsanız o şekilde hocam nereden indireceğiz diyen arkadaşlarım için de şöyle söyleyeyim. Bakın sayfanın sağ üst tarafında dosyayı indir seçeneği var. Yani hocam benim yazıcım yok telefondan yapacağım diyen arkadaşlarım için de kaydınızı yapın. Bu dosyayı istediğiniz zaman indirebilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız işlemler doğruysa yani telefonu da direkt indirebilirsiniz. Yine herhangi bir yerden çıktısını alabilirsiniz. Bu şekilde kaydınız tamamlanmış olacaktır. Şunu da söyleyeyim hocam ben acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım tekrar söyleyeyim. Bakın şu alt taraftaki belge zaten üniversitenin adı yerleştiğiniz bölümün adı falan TC kimlik numarası hepsinin olduğu kısımdır. O, ya da
şunu yapabilirsiniz. Mesela çıkıp bu sayfayı komple kapatıp E-Devlet'ten çıkıp yine E-Devlet'e giriş yapıp bakın E-Devlet'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra yine şu arama çubuğuna üniversite e-kayıt dediğinizde bakın bu sefer sizi şöyle bir sayfaya yönlendirecektir. İşlemleriniz bittiyse burada bakın sol kısımda üniversite e-kayıt belge sorgulama var. Yani siz bu kısma bastığınızda her seferinde size şu belgeyi zaten verecektir. Yani ben kaydetmeyi unuttum, yazdırmayı unuttum seçeneği ya da dosyayı indirmeyi unuttum seçeneği diye korkmayın. Yani işleminiz doğruysa ki şurası zaten yapılmışsa doğrudur korkmanıza gerek yok. Şuradan sol tarafta üniversite e-kayıt belge sorgulamadan istediğiniz zaman o dosyayı istediğiniz yere. Ben telefonuma indirmiştim, telefonumda kaldı başka bir yerden çıkaracağım falan diyorsanız. Yani kırtasiye ya da başka bir yere gittiğinizde bunu bu işlemleri aynı şekilde yapıp oradan direkt çıktısını alabilirsiniz. O şekilde söyleyelim. İnşallah sağlıklı bir şekilde kaydınızı tamamlarsınız ve kaydınız uzaktan, eğitiminiz inşallah yakından olur diyelim. En kısa zamanda okulların açılması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.